Herkese merhaba. Bu videomuzda Revit dosyalarımızı DVG'ye nasıl çeviririz? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Hemen başlayalım. 3 boyutlu görünümüzdeyken veya herhangi bir görünümde fark etmez. File sekmesine tıklıyoruz. Export, CAD format, DVG. Böyle bir pencere karşımıza çıkıyor. Ön izlemede gördüğünüz gibi şu an hangi konumdaysak 3 boyutlu görünümdeyiz. 3 boyutlu görünümün export edileceğinden bahsediyor bize. Export seçeneğinde Current View derseniz sadece bu 3 boyutlu görünümü export ederiz. Daha fazla görünüm export etmek istiyorsanız aynı anda Insertion View'i seçmemiz gerekiyor. Burada altta hemen listede görebiliyoruz neleri seçebiliriz. Mesela modelin içindeki görünümlerden seçebiliriz. Burada kat planları var. Kesit planları var. Ama sheet'imiz yok. Sheet'i çünkü bir model olarak almıyor. Gelelim. Burada sheet'imiz var. Sheet'imizi seçersek bunu alabiliriz. Sheet de burada oluşturduğunuz bir kağıt boyutunun içine oluşturduğunuz görünümlerdir. Bütün sheetler ve görünümleri seçerseniz burada sheetimiz de görünüyor, kesitlerimiz de görünüyor, kat planlarımız da görünüyor, 3 boyutlu görünümümüz de görünüyor. Bu şekilde seçimler yapabilirsiniz. Eğer her seferinde almak istediğiniz görünümler belliyse buradan yeni diyerek mesela Melisa diyelim. Mesela 3 boyutlu görünümümüzü alacağız. Kat planımızı alacağız. Kesitlerimizi ve sheet'imizi alacağız. Şimdi artık bu kaydedilecek. Next dersek. Şöyle bir ayar daha var. Ondan bahsetmek istiyorum. Insertion Export Setup. Buradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Burada detaylı ayarlar var. Bu ayarları değiştirmeden önce sürekli bu ayarları kullanmak istiyorsanız burada da yine kendinize özel bir ayar yapmanız gerekiyor. Melisa diyelim. Melisa'nın üzerinden artık ayarlamalarımızı yapıp kaydettiğimiz zaman her seferinde, her export ettiğimizde bu ayarlarla export edebileceğiz. Burada layers'ın altında layer'lar var. Bunlar DVG'de göreceğimiz layer'ların isimleri. Bunları buradan değiştirebilirsiniz. Color ID dediği de bu layer'ların hangi renklerde export edileceğinden bahsediyor. Mesela pipe fittings'ler var. Borularımız mesela ne olarak görünecekmiş? Layer adı bu şekilde görünecekmiş. Renkleri de 3 olacakmış. Bunları buradan ayarlayabilirsiniz. Lines'ta çizgi tiplerini ayarlayabilirsiniz burada. Yani solidler AutoCAD'teki hangi çizgi tipinde çıksın istiyorsanız onları ayarlayabilirsiniz. Burada desenleri ayarlayabiliyorsunuz burada. Yani mesela solid fill olarak çizdiğimiz çizimlerin burada AutoCAD'te hangi desende olmasını istiyorsanız onları seçebiliyorsunuz. Burada tekstlerin fontları var. Bazen standart bir fontta çizmemiz gerekiyor çizimleri. Buradan onları ayarlayabilirsiniz. Yani Revit içerisinde çizdiğiniz çizimler içindeki yazılar. Bende şu an yazı yok. Burada renkler seçebilirsiniz. Index color diyor mesela. Buradaki renklerden bahsediyor. Bunların dışında modellerin üzerindeki renkleri kullan diyebilirsiniz. Bu da Revit görünümündeki renkleri kullan diyebilirsiniz. Burası idealdir. Önemli olan burası. Eğer DVG'ye atıyorsanız dosyanızı, burada poligonlara ayrılmış bir şekilde ayıracağını söylüyor, DVG'ye atacağını söylüyor. Bu bizim işimize yaramaz ve dosya boyutunu çok fazla ağırlaştırır. Burada Axis Solid'i seçmemiz lazım ki her family tıkladığımızda blok olsun ve
düzgün bir şekilde görünsün, dosyamızın boyutu da büyük olmasın. 3ds Max'te poligonlar kullanılıyor. Onu atacaksanız eğer orada bu işe yarar ama biz DVG atacağımız için bunu seçmeliyiz. Burada hangi ölçekte atacağımızı soruyor. Yani projemizin birimi nedir? Onu seçmemiz lazım. Metre mi, santimetre mi, milimetre mi? Hangi formatta export edeceğimizi soruyor. Burada da hangi formata export ettiğinizi ayarlamalarınızı yaptığınız zaman hep bu formatta. Mesela 2010 dediğimiz zaman hep bu formatta ayarlamış olacak, export etmiş olacak. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi artık Melisa burada. Burada planlarımızı da seçtik, hangilerini export edeceğimizi. Next diyoruz. Burada nereye export edeceğimizi seçiyoruz. Adını yazabiliyoruz. Burada tekrar DVG hangi formatta export etmek istiyorsak onu seçebiliyoruz. Burada da referans linki, yani XRef ile çalışıyoruz ya AutoCAD'de. Burada da XRef ile atılsın mı diye soruyor. Bunu sheetlerde yapıyor. Sheetlerin XRef olarak seçiyor. Şimdi ben bunu seçeceğim. Bir de seçmeden bir örnek daha göstereceğim. Okey diyelim. Bir export edelim. Evet, bu işlem biraz uzun sürüyor. Yani seçtiğiniz planlara göre tabii değişir. Biz birkaç tane export ettiğimiz için biraz uzun sürdü. Buraya geldi export ettiklerimiz. Mesela 3D bölümüne bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi borular bir bütün halinde geldi. Temeller blok halinde geldi. Aksisi seçmeseydik böyle olmayacaktı. Onunla ilgili de bir örnek yine paylaşacağım. Şimdi sheet'e gelelim. Sheet'leri ayrı ayrı da aldı. Bunları yine bir blok halinde. Sheet'imizin tamamını da aldı. Gördüğünüz gibi sheet'imiz geldi ama XRef'li geldi. Benim sheet'imde 4 görünümüm vardı. Bunları XRef olarak çağırdı. Bunların hepsini ayrı ayrı da export etti ayrı dosyalara. Ki orada da değişiklikler yapabilelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunlar burada olanlar, görünümler. Burada söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi tekrar bir export edelim. Bunları kapatıp silelim onları. Tekrar export. CAD format DVG dedik. Şimdi biraz kısa sürmesi adına burada seçtiklerimi azaltacağım. Sheet ve 3D görünümü almak istiyorum. Şurada tekrar bir ayarı değiştirelim. Onu da size göstereyim. Poligonları seçelim. Polymesh yani. Poligon diyorum ben. Next dedik. Bu arada şuradan bahsetmedim. Burada ismini kendi de verebiliyor. Yani kısa bir isim vermek isterseniz böyle de veriyor. Kendinizi buradan yazabiliyorsunuz. Şimdi export view'e tıklamayalım. Okey diyelim. Tekrar bir export edelim. Bakalım sheet'imizin görüntüsü nasıl olacak bunda. Bu işlem de biraz uzun sürüyor.
Bilgisayar hızınıza göre de değişebilir tabii. Benim bilgisayarım biraz yavaş. Projemin boyutu da belki ağır olabilir. Evet, export etti. Şuraya aldık. Hemen bakalım. Evet, şimdi geldi. Gördüğünüz gibi borular bir bütün değil. Bundan bahsetmek istemiştim ben size aslında. Yani burada 3ds Max'e çizim yapmıyorsanız gerek yok bu şekilde almanıza. Hem dosyanın boyutu çok ağır oluyor, hem de çirkin bir görünüm. Değiştiremiyorsunuz. Düzenleme yapmak çok zor olur. Tamamını seçip belki düzenleme yapabilirsiniz. Bu şekilde ayrılıyor bunlar. Femiller yine blok olarak gelmiş ama borularda bir sıkıntı vardı. Evet, femiller blok ama diğerleri borular sıkıntılı. Bu şekilde yaptığınız zaman dosya boyutu ağır olur. Şimdi şitimize bakalım. X-ray seçeneğini seçmediğimiz için bütün şit görünümlerini ayrı ayrı export etmedi. Bu da zamandan kısaldı. Gördüğünüz gibi X-Ref dosya yok içinde. Ama bunlar blok olarak da gelmediler. X-Ref'teyken tamamı blok olarak geliyordu. Görünümlerimiz bu şekilde geldi. Kesitimize de bakalım. Evet, bir tane de bir kesitimiz vardı. İsimler tamamen yanlış. Sadece örnek olsun diye yaptığım bir kesitti. Kesit içindeki ayarlamaları düzgün yapmazsanız bu şekilde görünür. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada şitimize de bakalım. Şitimiz böyle bir şeydi. İlk X-Ref'le aldığımızda hepsini ayrı ayrı export edip bir de bütün halinde export etmişti. Anlatacaklarım bu kadar. Burada export seçeneğinde başka söyleyebileceğim bir şey yok. Neler yaptık? Kendimize özel ayarlarımızı yaptık. Burada da tekrar seçtiklerimiz için bir ayar yaptık. Export seçeneğimiz için. Bu kadar export DVG'ye etmek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.